Camia TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün 28 Aralık 2020, ben Ferhan Köseoğlu. Artık 2021'e sayılı günler kala maalesef yine gündemimiz koronavirüs. Bu süreci bitirebileceği düşünülen aşılama dün birçok Avrupa ülkesinde başladı. Son gelişmeler ne, ona birazdan bakacağız. Cuma günü Türkiye Sağlık Bakanlığı ülkeye giren yolculardan negatif korona testi isteneceğini duyurmuştu. Biz de hafta sonu Almanya'dan Türkiye'ye gitmek isteyen bir yolcu testi nerelerde yaptırabilir, ücret ne kadar gibi birçok sorunun peşine düştük. Tüm soruların cevaplarını birazdan sizinle paylaşacağız. Camiada gündem başlıyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 81 milyon 145 bini geçti. Virüs nedeniyle 1 milyon 771 bin 982 kişi de maalesef hayatını kaybetti. Almanya'da korona salgını izleyen Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre salgın başladığı günden bu yana ölenlerin sayısı 30.126 kişiyi buldu. Son 24 saat içinde yaşanan can kaybı ise 348 olarak duyuruldu. Son bir gün içinde tespit edilen vaka sayısı da 10.976 olarak açıklandı. Günlük vaka sayısının düşük çıkmasının nedeni ise hafta sonunda bilgilerin sağlıklı olarak akışının sağlanmaması ve Noel Bayramı nedeniyle yeteri kadar testlerin yapılamaması olarak değerlendiriliyor. Öte yandan dünyanın umutla beklediği aşılama dün birçok Avrupa ülkesinde başladı. Almanya'da planlandığı gibi pazar günü birçok Avrupa ülkesiyle birlikte koronavirüse karşı aşı kampanyasını başlattı. Ancak aşı yetersizliği nedeniyle hükümete baskı da artıyor. Aşı üretiminin bir an evvel hızlandırılması isteniyor. Şimdi düne gidelim. Herkesin merakla beklediği aşılamada son durum ne? Birlikte bakalım. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yeni tip koronavirüse karşı ilk aşılar dün yapıldı. Belçika'da aşılama bugün başlarken Hollanda'da da 8 Ocak'ta başlayacak. Almanya'da öncelikle yaşlı bakım merkezlerinde kalanlar ve sağlık personeline aşı yapılıyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn, Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin geliştirdiği BioNTech aşısının dünya ve Almanya için umut olduğunu ifade etti. Spahn, tüm vatandaşlara aşı ulaştırmak için çabaladıklarını belirtti. Almanya'nın başkenti Berlin'de de yeni tip koronavirüs aşılarının yapılacağı merkezlerden ilki açıldı. Başkentte faaliyete geçecek 6 aşı merkezinden biri olan ve Treptow ilçesindeki Arena Berlin salonunda açılan merkezin önünde onlarca sağlık çalışanı aşı için sıraya girdi. Kimlik tespiti yapıldıktan sonra salona giren sağlık çalışanları aşılandı. Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, Berlin'de bu sabah yaşlı bakım evlerinde aşılamanın başladığını anımsatarak, "Mobil aşı ekiplerimiz buralarda gayretli bir şekilde aşı yapıyorlar. Bu iyi ve başarılı bir başlangıç. Şimdi de aşı merkezinde aşılamaya başlayacağız. Berlin için büyük ve umut verici bir gün," dedi. Kalaycı, yaşlı bakım evlerindeki aşılamaya paralel olarak bu aşı merkezinde sağlık personelinin aşı olmasını sağlayacaklarını ifade etti. Aşı merkezinde şimdilik 60 doktorun yanı sıra kayıt işlemleri için 70 askerin görev yaptığı, gelecek gün ve haftalarda Berlin'e gelecek aşı dozu sayısı arttıkça burada görev yapan doktor ve asker sayılarının da artacağı belirtildi. Almanya'da ilk aşı Halberstadt beldesinde yaşlı bakım merkezinde kalan Edith Kuvoyzala'ya yapılmıştı. Dünyada yeniden büyük korkunun yaşanmasına neden olan mutasyon paniği sonrası İngiltere'de başlayan korona önlemleri devam ediyor. Mücadelede en sert önlemlerin uygulandığı başkent Londra'da Covid-19 önlemleri nedeniyle metro ve tren istasyonlarına sessizlik hakim. İngiltere'de yeni tip koronavirüsle mücadelede en sert önlemlerin uygulandığı başkent Londra'daki metro ve şehirler arası tren istasyonlarına sessizlik hakim oldu.
COVID-19 salgınına karşı dördüncü aşama önlemler kapsamında temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı marketler hariç tüm iş yerlerinin kapatıldığı kentte metro ve tren istasyonları boş kaldı. Kentteki King's Cross ve Victoria şehirler arası tren istasyonuyla yolcu yoğunluğuna her daim rastlanan Londra Köprüsü, Westminster ve Green Park metro istasyonları tenhalaştı. İngiltere'de COVID-19'un %70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığı ve bunun daha öldürücü olduğuna dair veri bulunmadığı açıklanmıştı. Ülkede COVID-19'un daha hızlı yayılan türünün görülmesi paniğe yol açarken, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere'ye seyahat yasağı getirmek kararı almıştı. Yeni vakaların ülkenin güneydoğusunda %59'unun ve Londra'da %62'sinin daha hızlı bulaşan türden kaynaklandığı bildirilirken, başkentte temel ihtiyaç malzemeleri satan marketlerle eczanelerin haricinde tüm iş yerleri kapatılmıştı. Cuma günü Türkiye Sağlık Bakanlığı, ülkeye girecek olan yolculardan daha sonra 30 Aralık olarak düzeltilen tarihten itibaren en erken 72 saat önce alınmış negatif PCR test sonuçları belgesinin isteneceğini duyurmuştu. Bu açıklama özellikle Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenler için de birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Malum daha önce başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye gidişlerde test istenmiyordu. Dönüşlerde sadece test yaptırmak zorunluydu birçok ülke için. Peki Türkiye'ye gitmek isteyenler 30 Aralık'tan sonra Almanya'da nasıl bir muameleyle karşılaşacak? Testi nerede yaptırabilecek? Test ücreti ne kadar? Camia TV olarak hafta sonu bu soruların peşine düştük. Havalimanlarında nasıl ve ne kadar ücrete test yaptırabileceğinizi araştırdık. İzliyoruz. Türk Hava Yolları yurt dışından Türkiye varışlı uçuşlarda PCR testi sonucu ibraz etme uygulaması çarşamba günü başlıyor. 30 Aralık'tan itibaren en erken 72 saat önce alınmış negatif PCR test sonuçları belgesi isteyecek. Negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecek. Karayoluyla ülkeye girişlerde ise negatif testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacak. Alınan karar sonrası Türkiye'ye gitmek isteyen Avrupa'daki Türkiye kökenlileri ise zorlu bir süreç bekliyor. Camia TV, alınan karar sonrası Türkiye'ye gidecek yolcuların maruz kalacağı uygulamayı araştırdı. Almanya'da riskli bölgelere gitmek isteyenler havalimanlarında test yaptırabiliyor. Ancak test ücreti uçak biletinden daha pahalı. Düsseldorf ve Köln havalimanlarında korona testi ücreti 59 avro. Özel test merkezlerinin fiyatları da 80 avroyu buluyor. Havalimanlarında yapılan testler 24 saat, özel laboratuvardakilerse 48 saatte sonucu belli oluyor. Bazı havalimanlarında premium test adı altında 6 saatte sonucu çıkan test de yaptırmak mümkün. Bu testin ücreti ise 139 avrodan başlıyor. Ayrıca havalimanlarında test kitlerinin sayılı olması da ayrı bir soru işareti doğuruyor. Camia TV'nin ulaştığı Düsseldorf Test Merkezi sorumluları ellerinde günlük 300 test imkanı olduğunu söyledi. Bu test kitlerinin en geç sabah 10'larda tükendiği belirtilirken, o saatten sonra test yaptırmak isteyen yolcuları ise geri göndermek zorunda kaldıklarını ifade ettiler. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek. Almanya İçişleri Bakanı yılbaşından itibaren Suriye'ye sınır dışılara başlayacağını açıkladı. Zeofa, ağır suç işleyenler ve anayasayı ayaklar altına alanların ülkeyi terk etmeleri gerektiğini savundu. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yılbaşından itibaren Suriye'ye sınır dışılara başlanacağını açıkladı. Seehofer, ağır suç işleyenler ve anayasayı ayaklar altına alanların ülkeyi terk etmeleri gerektiğini savundu. Bildem Zontak'a konuşan Seehofer, Federal Güç ve Mülteciler Dairesi Başkanı'yla 1 Ocak 2021 itibarıyla tekil dosyaların ayrıntılı biçimde incelenerek sınır dışıların önünü açmayı kararlaştırdıklarını söyledi. Seehofer, sınır dışıların mümkün göründüğü dosyalar bulunduğunu belirterek, sürecin uzun ve zorlu bir yol olduğunun bilincinde olduğunu ifade etti. Buna rağmen sınır dışıların gerekli olduğunu savunan Seehofer,
Bunu yapmazsak Almanya'da sınır dışı edilme ihtimali göz önüne alınmadan mağaza hırsızlığından adam öldürmeye kadar her şeyin yapılabileceği anlamına gelir. Böyle bir müsamahanın hukuk devletimizde yeri yok. Ağır suç işleyenler ya da anayasamızı ayaklar altına alanlar ülkemizi terk etmeli, dedi. Almanya'ya ve Avrupa Birliği'ne yapılan iltica başvurularının 2020'de 3'te 1 oranında azaldığı açıklanmıştı. Funke Medya Grubu'nun AB İstatistik Kurumu Eurostat'a dayandırdığı verilere göre Ocak ayından Kasım ayı sonuna kadar Almanya'da 93.710 iltica başvurusu kayıtlara geçti. Bu rakam 2019'un aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %30'luk bir düşüşe işaret ediyor. Buna rağmen Almanya 2020 yılında da Avrupa ülkeleri içinde %24.3 ile en fazla iltica başvurusunun yapıldığı ülke oldu. Almanya'yı %22.8 ile İspanya izlerken, 3. sırada ise %19 ile Fransa geliyor. Avusturya'da terör yapılanması oluşturmak, teröre finansal destek, organize suç oluşumu ve kara para aklamak suçlamalarıyla 9 Kasım'da 60 adrese yönelik yapılan polis baskınlarında 30 Müslüman aktivist ve akademisyen gözaltına alınarak sorgulanmıştı. Operasyonla ilgili ortaya her gün yeni bilgiler çıkmaya devam ediyor. Operasyona maruz kalan ailelerin çocukları da o geceyi unutamıyor. Avusturya'da terör operasyonu mağduru 12 yaşındaki Mustafa da psikolojik destek almak zorunda kaldı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da terörle mücadele bahanesiyle 30 Müslüman aktivist ve akademisyenin evine yapılan baskınlarda bu kişilerin aile bireylerinde polisin başvurduğu orantısız şiddetin ciddi izleri kaldı. Onun üzerinde çocuğun ciddi travmalar yaşadığı ve psikolojik destek aldığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında evlerine baskın yapılan 30 kişinin ise banka hesapları bloke edildiği için yaklaşık 2 aydır bu ailelerin ciddi ekonomik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Yaklaşık 30 yıldır Avusturya'da yaşayan H.A.'nın 12 yaşındaki oğlu Mustafa A., operasyon ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Mustafa, baskının gerçekleştirildiği gece annesinin yanında uyuduğunu belirterek, şiddetli bir gürültünün yanı sıra kimse kıpırdamasın, eller yukarı gibi agresif bir ses tonunda bağırışmalar duyduğunu aktardı. 20 polisle gerçekleştirilen baskın nedeniyle büyük korku yaşadığını belirtti Mustafa. Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle psikoloğa gitmek zorunda kaldığını belirten Mustafa A., 3 kere psikoloğa gitmek zorunda kaldım. Psikolog yaşadıklarımı unutmam ve üstesinden gelebilmem için bana bazı metotlar öğretti, konuşmalar yaptık. Faydalı ve en iyi metotlar dahi olsa hala yaşadıklarımı unutamıyorum, dedi. Avusturya'da terör yapılanması oluşturmak, teröre finansal destek, organize suç oluşumu ve kara para aklamak suçlamalarıyla 9 Kasım'da 60 adrese yönelik yapılan ve Luxor Operasyonu adı verilen polis baskınlarında 30 Müslüman aktivist ve akademisyen gözaltına alınarak sorgulanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Polisin kamuoyunun yakından tanıdığı kişilere orantısız güç kullanması ve terörist muamelesi yapması toplumun çeşitli kesimlerinin tepkisine yol açmış, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, gazeteci ve yazar konunun ivedilikle aydınlatılması çağrısında bulunmuştu. İslam Toplum Milli Görüş Kuzey Hollanda bölgesi komşuna el uzat aksiyonu kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Son olarak başlatılan proje kapsamında yaşlılar ve komşular ufak ikramlıklar eşliğinde ziyaret ediliyor. 4 Nisan 2020 tarihinde yapacağımız bu aksiyon yerine İslam Toplumu Milli Görüş Gençlik Teşkilatları ve Kadınlar Gençlik Teşkilatımızın ortak projesiyle komşuna el uzat şeklinde değiştirilmiş. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları bölge ve şubelerde COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında toplumsal dayanışma adına başlattığı Komşuya El Uzat aksiyonuna devam ediyor. Proje kapsamında son olarak Kuzey Hollanda Milli Görüş Teşkilatı yaşlıları ve komşuları desteklediğini ve değer verdiğini göstermek için 25 Aralık'ta başlayan ve 1 Ocak'a kadar sürecek olan bir aksiyon başlattı.
15 şube tarafından yapılan çalışmada komşular ve yaşlılar ikramlık yiyeceklerin yer aldığı paketlerle ziyaret edildi. Sosyal mesafenin korunduğu, maskelerin takıldığı ziyaretlerde hal hatır soruldu, komşuların ve yaşlıların ihtiyaç duydukları her an cami yetkilileri ve gönüllüleriyle irtibata geçebilecekleri hatırlatıldı. Hediye paketlerinin üzerine "Birbirinizle hediyeleşin ki sevginiz artsın" hadisi şerifinin ve "Bu zor zamanları birlikte atlatıyoruz" sözünün yazılı olduğu etiketler yapıştırıldı. Kuzey Hollanda bölgesinin anlamlı aksiyonundan dolayı ziyaret edilen yaşlılar ve komşular da memnuniyetlerini belirttiler. Sana Mevlana Moskee voor deze dagen. Bedankt, samen komen we door deze moeilijke tijd. Bedankt Mevlana Moskee. Kuzey Hollanda Milli Görüş Başkanı Mustafa Hamurcu çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Malum bu pandemi süreci uzadıkça uzuyor ve komşularımızdan, Hollanda toplumu içerisinden yaşlı insanlar var, yalnız olanlar var ve biz de teşkilat olarak toplumun içerisinde bir kurumuz. Ve bu kurumda da topluma faydalı olmak için böyle bir çalışmayı uygun gördük ve şu an bu kampanyaya start verildi ve bize gelen tepkiler, görüntüler, teşekkürler çok güzel, olumlu, pozitif tepkiler gelmeye halen devam ediyor. Bütün emeğe geçen kardeşlerimize hasreten teşekkür etmek istiyoruz. Onların sayesinde topluma el uzatmış oluyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Bu haberle bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.